Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sizcan. Bugün size yine farklı bir içerik çekeceğim. Yani çizim değil, cosplay makyaj videosu olacak. Neden böyle bir içerik çekiyorum? Çünkü Roaktan tedavisine başladım, yakında cildim bozulacağı için bu tarz bir içerik çekemem diye düşündüm. Zaten istek de gelmişti. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Yani profesyonel makyaj sanatçısı değilim tabii ki de ama elimden geldiğince yaptığım cosplaylerdeki makyajı size göstermeye çalışacağım. Bu videoda kaş kapatma, işte peruk takma, lens takma gibi şeyleri size göstermiş olacağım. Umarım işinize yarar. Neyse, öncelikle lens takmayı göstereceğim. Şöyle hemen bir elimi yıkadım ama yine de lens takmayı, peçete, şöyle peçetemi koydum. Kulak, ah, çubukları. Şöyle elimi iyice bir temizliyorum. Tabii siz gidin lavaboda elinizi 3 saat yıkayın, ondan sonra takın. Çünkü göz hassas, şey, mikrop kapabilir vesaire. Bu arada renkli lenslerden alıyorum, aşağı koyarım. Şu an şey gibi oldu, blogger'lar gibi oldu. Neyse. Temizledim. Bu arada ne makyaj yapacağımı söylemedim. Attack on Titan hazır şu an, yeni sezon popüler iken yeni cosplay yapmak istedim. Çünkü neden? Endi'ye hepimiz bir sempati duyuyoruz. Bir şu an bir gönlümüzü fethetti. Ah, açalım. Şimdi şöyle önce suyun içinde lensimi bir şöyle yaptım pamukla. Elime birazcık lens solüsyonu alacağım. Ortasına biraz lens solüsyonu döktüm. Allah'ım, bu videoda çok boş yapacakmışım gibi hissediyorum. Şöyle lensimi aldım. Elimin ortasına koydum. Lensimi iyice bir dezenfekte ettim falan filan. Ondan sonra diğer parmağımı aldım. Kuru yerinde birazcık suyunu götürttürdüm. Parmağımla çektim. Altına koydum. Harım. Allah. Kör olma garantili. Ağzımı neden açıyorum bilmiyorum. Refleks, şöyle kapadım gözümü. Eğer ki böyle yaptıktan sonra batarsa lensinizde bir pislik bir şey kalmıştır. Çıkarın, temizleyin, baştan takın. Benim şu an gözüm kanlandı. Her zaman kanlanıyor. Tabi bu sağlıklı bir şeydi, neden olduğunu bilmiyorum ama size olursa bir doktora falan sorabilirsiniz, olması gereken. Bu arada makyaj yapmadan önce cildinizi güzelce yıkayın. Güzelce nemlendirin ki makyaj gayet güzel olsun. Bu arada lensleri ters takmamaya özen gösteriyor. Yani çok fena batıyor yani. Zaten belli oluyor. Siyah böyle şeyliyse, çerçeveliyse dışı belli oluyor. İçi daha renkli. Dış siyahları daha belirgin oluyor. Bir de şu lensleri takmak için normalde bir tane aparat var. Küçük plastik bir şey. Onun ucuna koyuyorsun. Ben de ondan yok ama alacağım böyle, çünkü bir gün kör olacağım gibime geliyor. Gözümün altına koydum. Mesela şu an benim inanılmaz battığı için çıkaracağım. Çıkaramıyorum. Çıkarmak için şöyle iki parmağınızı alın. Şu an körüm ya. Şöyle aldım. Altı koydum. Camdan batayım yoksa gözüm kör olacak arkadaşlar. 10 minit. Şu an sakatım. 5 dakika bile oturmadım ya. Şöyle minder koysam, kurbağa oturuş yapsam, nasıl fikir? İşte bu kadar rahat ya. Şimdi bir tane solüsyon aldım. Bu ne solüsyonu? İşte mikrop, gözdeki mikroplar için çok hafif bir solüsyon. Onu dökeceğim çünkü gözlerim kuruyor. Kapat. Şimdi biraz bekleyelim. Siz de böyle lens kullanıyorsunuz göz kurulu için ya da mikroplar için böyle günlük kullanım solüsyonları alabilirsiniz. Bunun markasını vermeyeceğim çünkü doktor yazmıştı yani. Tek başıma çekmek böyle kendimi şizofren gibi hissettiriyor. Daha önce konuşurken bir kere tek başıma çekmiştim. Todoroki videosunu, onda da şizofren gibi hissetmiştim. Diğeri zaten arkadaşlarıma çekmiştik. Diğer öbürünü de arkadaşım çekmişti. Ben bir şizofren yani. Şimdi bakıyorum gözlerime. Gözlerim eni gibi oldu mu? Onun gözleri biraz daha açık. Ben de bu lens vardı, bunu taktım son. Neyse. Şimdi arkadaşlar lensimizi taktık. Neden en başta lens taktım? Çünkü cildim temizken lens takmak istedim. Eğer ki makyaj varken takarsam pudra falan kaçar, gözüme iyice kızarır, kanlanır, bir şey olur. Allah korusun. O yüzden önce lensimizi taktık. Şimdi kaşlarımı kapatacağım. Şöyle pirit. Artık zaten peruk şeyleri gelmiş. Bu su bazlı bir yapıştırıcı olduğu için, stick yapıştırıcısı, yıkaması çıkması kolay oluyor ve kaşım da koparmıyor. Ya benim kaşlarım kazık gibi ya da yapıştırıcıdan dolayı, bilmiyorum. Kaşımı koparmadığı için pirit kullanacağım kaşımı kapatırken.
Çünkü donduracağım kaşımı, yapıştıracağım, üstüne fondöten diyeceğim, pudralayacağım, üzerine yeni kaş diyeceğim. Çünkü Eni ablamızın kaşları böyle Türk kaşı gibi değil yani. Lazım. Önce kaşımı tarıyorum. Galiba saçıma bir şey takmam gerekecek. Takmak istemiyorum ya. Özürlü gibi çıkmak istemiyorum videoda. Neyse. Kaşlarımızı kapatmaya geçebiliriz arkadaşlar. Nedense bir şeyler eksik söylemiş gibi hissediyorum ama hadi ayrıntısı bakalım çıkar ortaya. Piretimi açtım. Bu arada böyle yaptığım işlemleri yakından göstermek isterdim ama telefonda çektiğim için maalesef öyle bir şansım olmuyor. Uzaktan şey yapacağım şöyle. Önce bu kaşımı kapatsam. Şu kaşıma şöyle Allah ne verdiyse bir şöyle pirit sürüyorum böyle. Gerçekten Allah ne verdiyse yani yukarı doğru ama sürekli böyle yukarı. Sürdüm böyle iyice. Fark etse benim kaşlarım zaten kalın yani. Kapatılabilecek en kalın kaş. O yüzden sizinkiler daha böyle kolay kapanır. Bunları daha bol sürüyorum. Elimizi korkutuyorsun. Ben gerçekten kolay çıkıyor burada yani. Korkulacak bir şey yok. Islak mendille önce bir üzerinden yavaş yavaş siliyorsun. Sonra sıcak suyla yıkıyorsun. Hop pişicik kalmıyor. Kaşınız koparsa da sorumlusu ben değilim. Ben de kopmuyorum. Şimdi kalın kaşlarımı biraz daha kalın göstereceğime göre şu pamuk şeyini alıyorum. Kulak pamuğunu. Şöyle fazlalıkları şöyle biraz ıslak tarafıyla yumuşatmaya çalışıyorum ki oraları fondöten sürebileyim. Evet sanki oldu. Yine şöyle bir tur daha üzerine azıcık geçeyim. Şöyle ucunun sivri kısmıyla bu sefer şöyle yapışmadığını düşündüğünüz noktaları şöyle geçin. Şuraları çok zor yapıştığı için başlangıç yerleri oralara 150 kere sürebilirsin. Makasalar. Neden? Çünkü bu yapıştırıcıyı kurutmamız gerek. Ah kaşım şeklini bozmayın böyle. Kurutmamız gerek. Bakıyoruz. Şuraları biraz daha kuruyabiliriz. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ben kaşımı kapattım 5 saat. Ondan sonra fondötenle üzerinden kapatmaya başladım. Ondan sonra bitti böyle. Fondötenle kapadım falan güzeldi. Ne oldu biliyor musunuz? Video çekmemiş oraları. Sadece yapıştırdığım kısmı çekmiş. O yüzden ben de sildim bir daha üzerinden kapatacağım. Neyse. Bassızlık. Güneş de gitti şansıma biraz. Olur böyle şeyler. Video çekiyoruz. Her zaman oluyor. Ama işte telefonla çekmek hafıza problemi. Silsem de böyle oluyor. Ben bir alçaldım mı? Şimdi. Az önce kapattım ama bir tık daha sildiğim için üzerinden kapatacağım. Şöyle. Aldık piritimizi hunharca yukarı sürmeye devam ediyoruz. Burada hazır bu kaşım kuruyorken önemli bir noktaya deneyim. Şimdi bazen cosplay yapmak isteyen insanlar bana yazıyor ama hep böyle bir bahane öğretiyorlar. İşte ben cosplay yapmak istiyorum ama esmerim ne bileyim işte burnum kötü vesaire. Yani bakılınca cosplay sonuçta makyajdan ibaret olan bir şey. Görünüşünüzün çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence önemi yok çünkü tamamen hobi. Bakınca ben de beyaz tenli değilim. Buğday tenliyim. Hatta yani esmer de olsam aynı şekilde cosplay yaparım. Kaşlarım kalın. Maşallah var. Alnım küçük peruk takmak için bu bir eksi. Ve burnum kocaman bir burnum var. Ama yine de zaten burun kontörü yapıyorsun. Highlighter sürüyorsun. Yani bir sürü makyaj hilesi var ve bütün anime karakterlerinin burnu fındık kadar değil. O yüzden kendi tipinize uygun. Sevdiğiniz karakterleri yaptığınız sürece bence bu işi herkes yapabilir. Hiçbir engeli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bunları bahane etmeyin bence. Bu da size bir sisi çal dersin. Ama açın lan. Şimdi lan işte zeka. Kardeşim zeki olmak böyle bir şey. Hop bir tur daha geçiyorum. Şöyle yine yukarı.
yapıştırdığım kaşımın üstünde. Herhalde şu an var ya, yıkadığımla birlikte 5. kat sürüyorum ya. Kalın kaçtıysanız 3 kat sürseniz yeter bu arada. Ama benim üstüm. Harca yukarı doğru. Şöyle. Bir daha kurutuyoruz. Ben normalde işte makyaja başlamadan önce gittim, yüzümü bir güzelce yıkadım, böyle bir çitiledim. Ondan sonra nemlendiricide sürdüm. Şu an kaşımı kuruturken cildim de iyice kuruduğu için makine yüzünden tekrar biraz nemlendireceğim. Ben baskı kullanmıyorum cildime, sevmediğim için. Şunu süreceğim makyaj öncesi. Bu da bitmiş. Sıkma. Şöyle, bu yağsız bir şey. Jel gibi. Bu yüzden seviyorum. Biraz çok sürmüşüm ellerimde. Haydalansın. Göz altlarıma, göz kapaklarıma, her yerime aynı şeyi sürüyorum. Neden? Çünkü rahat. Oh. Şimdi arkadaşlar, elimde şöyle bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bunun markası hiçbir şey yok. Arkasına da Made in Çin yazıyor. Yani şöyle bir kapatıcı. Ben bunu ya bir katalogdan almıştım 5 yıl önce, ya bir Çin'den almıştım. Ama bir yerden almıştım. Ölmüş zaten. Böyle bir stick kapatıcı. Bunu neden sürüyorum? Fondötene göre biraz daha sert olduğu için daha rahat kapatıyor. Motor, Allah seni kahretmesin. Geçmeyin sokağımdan. Video çekiyoruz kardeşim. Aldım fırçayla. Şöyle önce bu kaşımı kapatacağım. Bu sefer ters başlayacağım. Şöyle sürüyorum. Kapan susam kapan. Hafif hafif sürüyorum ki hemen hunharca bocalamış olayım. Lenslerden göremiyorum, her yer mavi. Şöyle alıyorum ucuna fırçamı. Buna geçiyorum. Bu gene mi güzel kapanmamış? Yok, kapanmış bu sefer. Hakkını yemiyorum. Daha iyi kapanmış yani. Evet, sürdük. Şöyle eşitlenmesi için kaşımın ortasına falan sürüyorum. Yapıştırıcının üstüne fondöten sürmek de çok kanser bir şey ya. Birazcık eşit olması için üstlere de dağıtayım diyorum. Şöyle yanlara doğru uzatayım. Bir tık daha sürüyorum. Şöyle. Okey. Uzaylıya benzemeye başlıyoruz. Hunharca badana yaparcısına fondöten sürün. Diğer videoda da söylemişim. Cosplay yapmak, hunharca makyaj yapmak demek. Şöyle bir fondöten var. Bu işte bakım paketinde, Watson's'da falan var. Herhangi bir fondöten artık. Kapatıcılığı yüksek olsun. Bu bence kapatıyor. Benim sivilcelerim bile biraz kapattığına göre bence bir işe yarıyor. Ne yapıyorum? Fırçama biraz sıkıyorum. Pıt pıt, bir pompa. Şöyle pıt pıt kaşımın üzerine sürüyorum. Şöyle birkaç saniye kurusun. Diğer kaşıma geçeyim. Pıt, bir pompa. Aha, tersten sürünce daha güzel oluyor. Şöyle aydınlanmışım. Şöyle avatar gibi. Alnımın şuralarına da, saç diplerime de şöyle süreceğim. Cosplay yaptıktan sonra şu makyajdan arınmak için sanırım insanın bir hamama falan gitmesi gerekiyor. Yani başka bir normal duş, yüz yıkama falan çıkarmaz bu makyaj. Şöyle bakın, biraz daha eşit renkler. Yavaş yavaş cildime inmeye başlıyorum. Şımarmadan videoyu bitirmek istiyorum ama zor. Şöyle gözümün üstüne süreyim. Şöyle şimdi cildim için şöyle çizgi 1, çizgi 2, çizgi 3. Hop, Naruto-chan oldu. Naruto çizgilerimi dağıtmaya başlıyorum. Tabii ki de sivilcelerim kapanmadı. O yüzden şöyle bir koca bir pompa. Fondöten bitmiş galiba. Şöyle süreyim. Hadi yukarı olsun yüzüm. Uzaylı. Şu anki tipiniz birazcık itici ve uzaylı gibi olabilir. Çok normal. Evet, fondöten yapacak bir şey yok. Normal bir insanı daha az bir fondötenle kapatabilir ama ben normal değilim şu anda. Ben şu an ergen ciddi bir insanım. Ergenim. O yüzden kapatmadım.
Evet, fondötenimizi sürdük. O yüzden kaldıralım. Hemen şuradan kapatıcımı alıyorum. Kapatıcım da şöyle bir şey. Bunların eğer ki markasını merak ederseniz size yorumlarda cevap olarak yazarım. Ama bunlar herhangi bir işte kozmetik, normal makyaj ürünleri. Cosplay için zaten ayrı bir makyaj malzemesi satıldığını sanmıyorum. Varsa da Türkiye'de yok. Hop. Çenemizi sivriltmek için. Sivriltmek. Şöyle sanki çok biliyormuşum gibi. Sürdüm. Şöyle onu dağıtıyorum. Elime fondöten geldi. Kapatıcı, pardon. Concealer, pardon. Şöyle burnumun üstünde şöyle kontürü bozmadan şöyle zaten elinin burnunu nasıl yapacağım acaba? Deniyoruz. La 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 la. Mafya. Mafya song. La 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 la. Neyse. Sustum. Pıt 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 pıt. Evet, pıt pıt pıt. Bir sürü sürdükten sonra elimde şöyle kırık mırık döküntü bir renkli pudra var. Bak bunun gerçekten yani markası bile yok yani, sormayın. Şöyle renkli bir pudra alıyorsunuz, tamam mı? Şöyle pıt pıt alıyorum. Şöyle kaşın üstüne sadece. Oh my god. Ya bu iş bak, iyi ki az önce çekmemiş video, çünkü az önce kaşım çok kötü olmuştu. Şöyle üzerinden geçiyorum. Bence oldu, şöyle fazlalığını attırayım. Sonra bir tane şöyle beyaz bir tane pudram var. Bunda da şöyle, bunun altta kendi şeyi var. Neredesin? Onu aldım, tamam mı? Bunu da hiç kullanmamışım lan bence. Gene kullanmayayım. Bu fırçayla yapayım. Fırçayla şöyle pudrayı bunun harcı alıyorum. Pışık pışık pışık. Yüz mü? Bolosla mı? Rujcuyu bulamadığım için şöyle bir tane yağlı bir ruj süreceğim. Bu çünkü ten rengiymiş. Şöyle, şöyle. Kesin görmüşsünüzdür ya. Şimdi elimde şöyle bir şey var. Bu ne biliyor musun? Maybelline demiyor. Tamam, şımarmıyorum. Bu bir kahverengi eyeliner arkadaşlar. Bu da eyeliner fırçası. Bununla kaş çizeceğiz. Allah'ım. Umarım güzel olur. Koyu kahverengi. Eni de sarışın ama yani kaşları kahverengi yani. Yeterince boya aldığımı düşünüyorum şu anda. Kaş koymak çok zor. Şöyle. Hadi. Bindeki bir alametim. Gidiyor sıkıyamadım. Eninin kaşları düz diye hatırlıyorum. Artık yanlış hatırlıyorsam geçmiş olsun. Çok böyle uzun bir kaşı yok. Kısa. Gözler gene gitti, dur. Netledi. Gene biraz ucunu ıslatayım şu salak şeyi. Şöyle ıslak. Islak fırçamı aldım. Gözümde lens olduğu için birazcık böyle bulanık görüyorum. Benim zaten gözlerim de bozuk. O yüzden yani kendimi zorlamakta üstüm yok. Az önceki kaş nere? Bu incecik kaş nere mesela yani. Şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? Bunu böyle çekmek kolay bir tane. Hadi hadi yası ikinciye çekelim. Doğal kaş efekti. Nasıl bir doğal, bir doğal kaşım şu anda yani. Doğallık abi tezik. Ebru Gündeş kaşı. İnşallah bu kadar yukarıdadır. Sanki değil ama. Şu an çok tehlikeli işler peşindeyim. Çünkü karşı tarafı yapıyorum. Bu yamuk olsa da çok böyle belli olmuyor. Peruk falan takınca, o yüzden üzülmeyin. Tabii anormal yamukta yapmayın da. Elimi çenemin altına koyunca daha rahat çizdiğimi fark ettim. Taktik. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Birazcık böyle kaşın rengini yumuşatmak adına üzerinden fondötenle geçeyim. Nasıl fikir? Kötü fikir. Pudrayla geçeyim. O nasıl fikir? Bu da kötü fikirse artık yani benim iyi fikrim yok yani. Daha iyi oldu. Şöyle üzerinden, ah.
Üzerinden şöyle birazcık attırayım pudralarımı. Üzerine birazcık da beyaz pudra geçeyim. Tekrar beyaz pudramızı aldık. Pıt pıt. Kaşımızın rengi yumuşattık. Neden? Çünkü biz bir sarışınız. Okey. Kaşımız bitti. Şimdi bu Eni ablamızın birazcık böyle beyaz ve soluk bir teni olduğu için ne yapacağım ben? Şöyle bir elimde Flormar'ın milattan önce üretmiş olduğu bir tane farı var. İçinde gri var. Şöyle griyi alıyorum. Birazcık attırıyorum. Birazcık da peçeteyi sürüyorum. Sonra gözümü sürmeye başlıyorum. Hiçbir şey fark etmedi. Galiba bunun tarihi geçmiş. Geçmemiş tam boyu. Evet. Biraz o solgun gri bakışları yaptım. Bu arada ben far sürmeyi pek cosplay makyajını yapmıyorum çünkü beceremiyorum. O yüzden böyle hafif sürüyorum. Şekil şukul yapmadan şu Çinli ablalar yapıyor ya hani sağına sürüyor, soluna sürüyor. Çok güzel yapıyor. İşte ben Çinli ablalar gibi yapamadığım için direkt hafif böyle bir kat, hafif bir gölge yapıyorum, bırakıyorum. Hem böylesi daha kolay değil mi? Siz işte yeni yapacaklar için işte en basit cosplay makyaj. Okey, bu kadar gri yeter. Şimdi gözümün altına hafif kahve yapacağım böyle. Böyle güzel bir Shadow H&M'in şeyleri var ya, farları. H&M'in şu dandirik farlarından bir tanesini şöyle içinde kahve pembe membe olanlardan alıyoruz. Şuradan bir tane yumuşak kahverengi var, onu aldım. Şu kenara süreceğim. Yanında simlisi var, onu süreceğim. Bu da biraz gözleri yorgun gösterecek. Şöyle bir tane paletim var. Bundan da şöyle simli bir kahve var bunda. Bakın üstte şurada pıt 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 bir işaret görüyorsunuzdur. O kahveyi alacağım. Gene ince fırçamla. Bu sefer şu şurayı doldurmak için. Eyeliner süreceğiz de işte birazcık gölgeli olsun. Biraz daha aldım. İşte beceremedim. Neyse. Birazcık da altını şöyle taşırayım. Şöyle bir tane elimde highlighter var. Yani bu yarısı highlighter, yarısı... Nasıl ölü değil mi makyaj malzemem? O kadar pis kullanıyorum ki. Yarısı highlighter, yarısı kontür. Şöyle açık kısmını alıyorum. Kaşımın altını sürüyorum. Sonra biraz daha alıp gözümün şurasını sürüyorum. Altına doğru çektiriyorum birazcık böyle göz torbası falan filan. Sonra şöyle ucu şöyle olan herhangi bir far fırçasıyla şuradaki yumuşak kahveyi alıyorum. Burnumun altına sürüyorum. Kontür. Böyle sabırla sabırla sürdüm. Sabırla sürdüm. Ondan sonra biraz daha aldım. Hafifçe şöyle bir dokunduruyorum. Kaşımdan itibaren aşağı doğru, şu ortasını biraz daha yukarı doğru, orası sözde ince kısım ya. Şöyle aşağı doğru çektiriyorum. Biraz daha alıyorum. Böyle yuvarlak hareketlerle dağıtıyorum. Şuraya bir nokta. Biraz dağıtıyorum. Şuraya bir çizgi. Çünkü enin obunun ortası kalkık. Bir de şuraya bir nokta. Lütfen eni burnu olsun ne olur. Şöyle, şöyle bir de şöyle. Kalın aydınlar tırdı. Şöyle söyleyeyim. Alnımı şuralarını falan. Parlamak güzeldir. Güzeldir parlamak. Yine highlighter'ıma geldim. Şöyle kocaman bir tane vurdum. Böyle hunharca kendimi parlattım. Hunharca sürdüm. Çenemi de süreyim biraz şöyle. Alnımı falan süreyim. Şöyle simitmek istediğin yerlerine sür. Burnumun ucunu. Şimdi saçımıza file takıp peruk takacağız. En güzel kısmı. Onun için önce şu saçlarımı bir yüzümden tamamen çekiyorum.
Ondan sonra ilk filemi aldım. İki tane ben file takıyorum genelde. Sağdan soldan çıkan tüm saçları engellemek için şöyle boynuma geçirdim. Şu ince file kısmından tuttum. Saçlarımın her yerini. Şurasını bıraktım. Lan ters yerini mi bıraktım? Yok, tamam. Şurasını aldım. Alnımı koydum. Şöyle topladım direkt. Kulağımı yavaşça çıkaracağım. Şunu şöyle çektim. Şöyle bunu da tepede normalde şöyle bırakacağız. Alttaki saç iyice toplasın diye. Bir tane daha filem var. Bunu da yine geçiriyorum kafamdan. Şöyle alnıma getirdim. Kulaklarımdan geçirdim. Şöyle topladım tüm saçımı. Şöyle getirdim. Öne getirdim. Bir tane fel toka aldım. Bir tarafını şuradan tutturdum. Şuradan tutturdum. Sonra normalde eni de yapmama gerek yok ama size bir de çekik göz yapmayı göstereyim. Koli bandı. Bir cuk yaptım. Masamın kenarına yapıştırdım. Aa, yırtıldı. Dur. Baştan. Masamın kenarına yapıştırdım. Şöyle bir şey keseceğim. Şöyle kocaman bir parça aldım, tamam mı? Şöyle bir koli bandım var arkadaşlar. Sizin gibi böyle özürlü ucunu yapıştırmayın, neyse. Şöyle getirdim. Tam şöyle yapıştırdım. Kaşımla gözümün şurasını hafif çektirdim. Tepeme yapıştırdım. Daha fazla da çekebilirsiniz ama eni çekik gözlü değil. Bu yüzden daha fazla çekmeyeceğim. Sonra bir makas. Şöyle aldım. Yine şöyle bir koli bandı. Kaşımın ve gözümün kenarına yapıştırıyorum. Diğeri kadar çekiyorum ve tepede yapıştırıyorum. Bunu biraz fazla öne yapıştırdım. Şöyle. Bunu makyajdan önce de yapabilirsiniz. Daha iyi tutmasını istiyorsanız. Ben genelde makyajdan sonra yapıyorum. Çünkü koca gün gezmeyeceğim. Fotoğraf çekilip bıraktığım için böyle daha fazla gergin yaparsanız daha çekik olur. Böyle yaptım. Normalde şuralardan da çekiyorlar. Buraya bant yapıştırıp jop. Tepeyi yapıyor Japonlar ama ona gerek yok bence. Şöyle yapıştırdık. Şu an çok komik gözüküyor. Tamam. Oldu. Şöyle. Sonra bir tane sarı perum var. Bu eninin peru değil. O yüzden benzediği kadar yani. Kalkülleri öne gelecek şekilde taktım. Kafama iyice geçirdim. Şöyle yerleştirdim her yerini. Birazcık arkaya çektim. Çok çektim pardon. Şöyle yerleştirdim kafama. Kendi tipime bakıyorum. Saç ayrımı olması için biraz şöyle kaydım. Sonra şu fazla saçları kulak arkası bir yapıyorum. Şu öne gelecekleri aldım. Aynı şekilde burada da fazla olanları kulak arkası yapıyorum. Şöyle. Tarakla da yapabilirsiniz bunu ama ben acelem var diye. Topluyorum saçımın fazla olan kısmını. O küçük bir topuzcuk. Tel tokayla. Şöyle. Yanağınızın kenarını sürdünüz, sürdünüz, sürdünüz. Şu saçın for kısmını bastır yapıştır. Sonra burasını sürdün, sürdün, sürdün. Kısmı bastır yapıştır. Bu kadar. Şu normal bir peruk şeyi, kuyruğu normalde. Şöyle. Normalde şu şöyle bir kuyruk, tamam mı? Ben bunu ne yapıyorum? Şöyle. Şu fazla kısmını bir şöyle alıyorum. Ters takıyorum. Eninin saçıymış gibi. Evet. Buradan çıkması için ters taktım. Şöyle çıktı mı? İnşallah çıkmıştır. Düşenleri de kıskısın içine alın şöyle. Tamam. Oldu mu? Eni saçı olmadı.
bantım çıktı. Şöyle bunu böyle yapıştırmaya çalışıyorum. Yapış anacım. Yapış anacım, titanlara yapışır gibi, insanlara yapışır gibi yapış. Şurası da şöyle birkaç tel aldım. Tamam mı? Sıktım. Sonra oraya bir tane şöyle geçireceğim, o tel tokuyu oraya şöyle. Geçirdim. Bunu şöyle yapacağım. Kendi saçımız gözükmesin diye. Şuradaki saça biraz krepe atılsa iyi olur da. Çok profesyonel olmadığını biliyorum ama yani peruğumun şekli öyle değil. Şuraya da bir tane toka çakalım hemen şöyle. Hemen yeni gibi giyineyim. Evet arkadaşlar, cosplay anime makyaj videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben size Attack on Titan'dan en iyi olmaya çalıştım. Yani çok benzemesem de videonun içeriği işinize yarar diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer platformlardan beni takip ederseniz çok sevinirim. Aktif olarak Instagram ve TikTok kullanmaya başlıyorum. TikTok'umu yeni açtım. Orada dijital kısa animasyonlar yapıyorum. Bazen de cosplay içerikli videolar atıyorum. İçerik olarak çekmek istediğim videoları bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da bana Instagram'dan danışmak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Rayna.